Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, Yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Bedevinin biri peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem gelip açlıktan yakındı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evlerini dolaştı ve geri geldi. Adama Muhammed'in evlerinde yiyecek olarak sana bir şey bulamadım buyurdu. Bu esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızartılmış bir koyun geldi kendisine ya da bir başka ifadede bir tabak trit getirildiği söyleniyor ve onu bedevinin önüne koydu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ye dedi buyur. Bedevi yedikten sonra dedi ki ey Allah'ın Resulü açlığa maruz kaldım. Ancak Yüce Allah senin vasıtanla bana rızık verdi. Senin yanında değilken bu başıma gelseydi ne olurdu durumum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. Allah'ım lütfundan ve rahmetinden bana da ihsanda bulun. Zira bunları sadece bu zira bunlara sadece sen sahipsin dersen yüce Allah sana rızık gönderir dedi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin hayatından bir bölüm bir hatıra deniliyor ya bizim önümüzde şu anda ve biz buna bakıyoruz. Çünkü insanlar hangi bilgilerle hayatı değerlendirebilirse ona göre de dinleri, imanları, amelleri oluşur, ahlakları, kişilikleri oluşur. Bilgilerimiz onun için önemli. Allah ve Resulünden gelen haberler, bilgiler bizim imanımızı, amelimizi, tepkilerimizi oluşturuyor. Eğer bilginin kaynağı başkaları olursa, başkalarından bilgilenmeye devam edersek, işte diziler, filmler, sokak konuşmaları, okul dersleri ve benzeri insan hayatı buna göre değerlendirmeye başlıyor. Burada rızık var, açlık var, sıkıntı var ve bunun hal yolu noktasında iki tavırın içinde olmamız gerekecek. Ya Allah ve Resulünün istediği bir tavırın ya da ya da kapitalist materyalist dünyayı kendi ellerinde gören zihniyetin tavrı. Ya zenginlik ve azgınlık ya yoksulluk ve bitkinlik var orada. Burada ise her şeyi Allah'tan bilen ama gayret gösteren, ekmeği bölüşüp paylaşan, derdini birbirleriyle yine bölüşen bir dünyayı görüyoruz. İşte bir adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Yani iman edenler böyledirler. Birbirlerine gelecekler. Problemlerini birbirleriyle paylaşacaklar. Ya biz göreceğiz kardeşlerimizin açlığını, yokluğunu, yoksunluğunu. Ya onlar bazen dile getirecek, söyleyecek, ifade edecekler. Uzak kimseler olmayacak bunlar. Evimizdeki eşimiz, kardeşimiz, kapı komşumuz, çoluğumuz, çocuğumuz. Birlikte hayat sürdüğümüz insanlar ya da diğer kardeşler insan. Bunlar bizimle paylaştılar. İşte Resulullah'a geldi adam açlığını ifade etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna haysız kalmıyor. Gidiyor hemen hanımlarının yanına, evlerine, odalarına. Orada da bir şey yok. Yani onların da verebileceği bir şey yok. Olsaydı verecekler. Bu da enteresan bir durum. Benim anlama imkanım yok şu an itibariyle ki size nasıl anlatayım? Böylesi bir yokluğu yani eve gideceğiz ve verecek bir şey yok. Aç bir adama verecek hiçbir şey yok. Bunu anlama imkanım yok. Dünyanın başka bölgelerinde gerçekten bu sıkıntıyı böylesine dibine kadar yaşayan dostlar, kardeşler, müminler, insanlar var. Bunu biliyorum. Ama bu bilginin bende bir karşılığı yani yaşanılır anlamda yok benim coğrafyamdaki insanların pek çoğunda buna benzer bir durum olduğunu da zannediyorum. Ama bu bilgi işte var ve olacak. O zaman vardı bugün de olacak. Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı demde var olan şey bugün de yaşanacak. Böyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haldeyken Rabbimizin bir ikramı var. Bir başka Müslüman onlara bir koyun parçası gönderdi. Bir yemek ya da Ye dedi, yedi adam doydu ve dedi ki ya Resulallah bak seninle doydum. Senin yanına geldim, sana derdimi anlattım. Böylece Allah senin sebebinle beni doyurdu. Ya sen olmasan ben ne yapacaktım gibi bir durum, bir serzeniş ya da haline açış var. Aleyhisselatü Vesselam o adama ve o adam gibi her dert çeken Müslümana bir çözüm sunuyor. Bu dua Allah'ım lütfundan Fazlından ve rahmetinden bana ihsanda bulun. Zira bu ikisi ancak senin elinde. Bu ikisini ancak sen sahipsin. Fazlı ve ikramı, rahmeti verebilecek olan sadece sensin. Rahmet, yağmurlar, nimetler, hayırlar, güzellikler, sağlıklar, afiyetler, varlık ancak senle gelir. Fazlı ikram ancak senle bize ulaşabilir. Senden başkası buna sahip değil. Kimseden istemiyoruz. Kimseden bir beklentimiz yok. Sadece senden istiyoruz Allah'ım. Bizi yoksun bırakma. Bizi yoksul bırakma. Sen zenginsin. Biz fakiriz. İsteklerimizi sana arz ediyoruz. Diyeceğiz. Ar Allah'tan istenir. Allah'a dönüp bunlar söylenir. Efendimiz Peygamberimiz o Müslümana, o Bedevi'ye bunu öğretirken bize de öğretti. Böylece dilimizde bu dua var. Rab'bimizden bunu istiyoruz. Bütün fazlın Allah'a ait olduğunu, üstünlüklerin ancak Allah'ın elinde olduğunu biliyor. Rahmetinin bize yansıması için yine ona yalvarmaktan başka işimizin olmadığını fark ediyoruz. Bu bilinçle dua ediyoruz. Elimizde olanlar bizim elde ettiklerimiz değil. Bize verilen tüm zamanlar, yetenekler, imkanlar Allah'ın vergisi. Bununla havalanmadan, bununla şımarmadan hem paylaşacak, bölüşecek, verecek, kendimizden çok belki başkalarının hayatını öne koyacağız. Kendimizi işte ben buna haklıyım. Çünkü buna imkan sağlandı bana. Demek ki ben varlıklı olunca böylesi bir eve ben layığım, böylesi bir yemeğe ben layığım, böylesi bir imkana ben layığım diyen insanlar başkalarını bu noktada layık görmeyen bir tavrın içinde durmaktadırlar. Böylece Allah korusun zihinleri karunlaşıyor. Oysa Allahu Teala diyor ki fazıl benim elimde, rahmet benim elimde, rızık benim elimde, izzet şeref benim elimde. Benden isteyin. İmtihan eden Allah kimimizi böyle kimimizi bu şekilde imtihan edecektir. Bunun farkında olarak bugün nimetler geliyorken bu nimetleri kendimden bilmiyorum Allah'tan biliyorum. Yarın gittiğinde de yine küsmeyeceğim bu da imtihandır diyeceğim. Ama Allah'tan afiyet istiyoruz, rahmet istiyoruz, rahatlık, huzur istiyoruz. Ya Rabbi zayıfız, bize kaldıramayacağımız yükü yükleme diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.